Arkadaşlar merhabalar. Yine bir başka yayında Sayın Kamil Maman'la bir aradayız. Geçen başladığımız programın devamı niteliğinde birkaç konu konuşacağız. Genel temamız Ergenekon ve balyoz davalarında gazetecilik meselesi olacak. Bunun haricinde güncel mevzulara yeri geldiğince gireceğiz. Şimdi Sayın Kamil Maman, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar tekrar. Şimdi geçen bu Ergenekon ve balyoz davaları ve o dönem yapılan gazetecilikle ilgili sorunun cevabında çeşitli başka sorular geldi. Ben direkt oradan bir tanesini okumak istiyorum. Yani müsaadenizle yani önce izleyicilere bir şey vermek istiyorum onların sorduğu soruları. Bir izleyicimiz diyor ki, hizmet medyası veya hizmet hareketine yakın medya diyelim, Ergenekon ve balyoz davalarının polis fezlekeleri ve iddianamelerinde geçen iddiaları gazetecilik kriterleri açısından bir kontrole tabi tutmadan haberleştirmek suretiyle masumiyet karinesini yok saydı o davalarda. Zamanla bu durum bu medya organlarının kalitesinin ve editoryal çizgisinin de zarar görmesine, eleştirilmesine yol açtı. Bu tespite katılıyor musunuz? Bu konudaki yorum ve kanaatiniz nedir? Sence böyle bir şey oldu mu? Yani hizmet veya hizmete yakın medya Ergenekon ve balyoz davalarında gazetecilik kriterlerini açısından problemli şeyleri yapıp gelen bilgileri kontrol etmeden direkt haberleştirdi mi? Öyle bir hata mı yaptı sence? Şimdi onu bir kere haberin hazırlanmasıyla haberin ilk başta hazırlanıp toparlanıp sonra ulaştırılıp sonra bunun elekten geçmesi ve bunun yayına hazırlanmasıyla ilgili bir süreç var. Bütün gazetelerde ve bütün medyalarda, bütün medya organlarında bu aynı şekilde işliyor. Bunu ne belirliyor? Nasıl olacağını o haberin? Şimdi siz bir haberi yazdığınızda haberin kaynağından, haberin olduğu noktadan, olayın olduğu noktadan, daha doğrusu muhabir bir haberi yazdığında bu haber belli bir elekten geçiyor. Editoryal yani eşik bekçiliği dediğimiz mesela gazetecilikte kullanılan bir tabir bu eşik bekçiliği dediğimiz bu eşik bekçiliğinden editörlerden geçerek belli bir elekten geçerek yayına hazır hale geliyor. Peki burada elekten geçip süzülmesi bir haberin ve yayınlanması da bu kriterler neler yani bunun haberin değişikliğe uğraması veya haberin belli bir formata sokulmasında bunun hangi kriterler belirliyor? Bunu bir gazetenin yayın kimliği ve bir gazetenin yayın politikası belirliyor. Şimdi sizin belli bir yayın kimliğiniz varsa sizin belli bir yayın kimliğiniz vardır ve bu yayın kimliğine uygun siz haber yaparsınız. Cemaat medyası diye söylenen, tabir edilen hizmet hareketine yakın medya organlarında şimdi olan şey şu olmuştur. Hiç bunlar incelenmeden olduğu gibi fezlekeler yazılıyordu değil. Gazetecilikte şöyle bir şey var. Siz fezlekeyi veya bir davanın evrağını tahrif edemezsiniz. Olduğu gibi yazarsınız. İkincisinde ise eğer ki buna katılmıyorsanız bununla ilgili ne yaparsınız? Gazetenin yayın politikası gereği ya bunu görmezden gelirsiniz o evrağı veya onun karşısında onu çürütücü evrakta olmayan mesela aslında böyle bir şey yoktur. Savcı oraya koymuştur. Siz de bunun tam zıttını, delillerini toplarsınız, bulursunuz, çalışırsınız ve haber yaparsınız. Diğer bir şeyde katılmadığınız konusunda da karşı görüşler alırsınız. İşte bu konuyla ilgili hukukçulardan görüş alabilirsiniz. Bu böyle olur mu? Delilleri sorgulayabilirsiniz. Hakim işte adli yargılamayı yani adil yargılanıyor mu diye sorgulayabilirsiniz. Cemaatin bu noktada çok fazla hani hiç görmeden olduğu gibi yayın yaptı diyemem yani ben Zaman Gazetesi'nde çalıştım. Kesinlikle Zaman Gazetesi'nde bunlar hani bu gerçekten böyle mi değil mi diye kontrol edilirdi. Yani şöyle bir şey yok yani sanki cemaat medyasının önüne savcılar, hakimler sahte bir şey koydu. Onlar da olduğu gibi bunları yazıyordu. Böyle bir gazete değil. Bakın, Zaman Gazetesi
Diğer gazetelere göre bazı şeyleri çok eleyip sık dokuyan birisi. Fakat burada fark ne? Mesela burada senin istemediğin bilgiler nasıl kaçıyordur ve yanlış veya daha doğrusu da bakış açısı farklı, hatalı bir bakış açısıyla yayınlanıyordur mesela. Haber farklı bir bakış açısıyla kurgulanıyordur. Gerçek belki biraz farklı bir bakış açısıyla kurgulanıyordur. Bunun da nedeni, böyle olmasının nedeni oradaki yönetici ve karar verici mecralardı. Ya şahıs Ergenekon'la ilgili bir kişiyle ilgili kendi düşünce dünyası, fikir dünyası işte şu 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 kriterleri sağlıyordur. Ya ben bu adam hakkında veya bu olay hakkında böyle düşünüyorum diyordur. Önüne gelen belgeyi bu kendi düşünce dünyası süzgecinden geçirdiği için belki biraz daha komplovari görülebilir başkaları için veya o tarafa kaymış olabilir. Ben bunu bilemem. Bunu tek tek haberler üzerinde incelememiz lazım ama bir çalışma oluyordu. Sadece bütün gazetelerde ve cemaat medyası da dahil olan en büyük problem, muhabirler bu konuda çok fazla dinlenmez gazetede. Aslında haberi yapan, haberin ne kadar gerçek olduğunu, yani olayın bütün ayrıntılarını bilen muhabir, muhabirdir ama o haberin yayınlanmasında, o haber mesela o haberin yayınlanmasında veya başlığında birçok değişikliğe uğrar. Sen haberi gazeteye verirsin, haber çok farklı şekilde çıkabilir. Bu bütün gazeteler için böyle. Bu bir Türk medyasının bir hatası. Yani şimdi cemaat medyasıyla alakalı bir şey değil. Sen oraya aslında önemli olan şeyi almışsındır. İçerideki adam onu düzenlerken, editör, yayına hazırlarken, bakın haberi yazmak başka bir şey, bunu yayına hazırlamak, onu süslemek, onu şekillendirmek başka bir şey, başka bir meslektir. Şimdi o kişi o olayı görmediği için kendi kafasında bir gerçeklik oluşturur ve haberi ona göre kurgular. Bu sefer sen haber çıktığı zaman sürekli kavga edersin. Ya ben böyle bir şey yazmadım dersin veya ben bunu demek istemedim dersin haberimde. İşte bu bütün medyada böyle. Yani muhabirleri Bu Türkiye'de çok gazetecilik sallamıyorlar mı problemi. yani? Böyle bir Sallamıyorlar, genelde böyle bir kesinlikle. problem mi var yani? Çünkü bu Muhabirleri kimse sallamıyor. Yani muhabirlerin haklarından tutun, haklarından. Gazeteci olarak saymıyorlar ki. Asıl gazeteciler onlar ama onların dışında herkes gazeteci Türkiye'de maalesef. Muhabirin dışında kimse gazeteci değildir, kusura bakmasın. Yani haberi yapan kimse gazeteci odur. yani sen Gazetecilik budur yani. Biz üniversitede bunu öğrettiler yani. Bunun akademik, bilimsel açıklaması da böyledir. Pratikte uygulaması da böyledir. Ama ne bileyim yani oturduğu yerden adam nasıl gazeteci oluyor ben onu çözmüş değilim yani. Gazeteciliğin tanımına uygun değilim bir kere. Yani bu mesela şimdilerde Ahmet Şık mesela muhabir mesela o kimliğini sahip Gazeteci çıkıyor diyelim. kimliğin muhabir kimliğiyle gazetecilik yapmaya çalışıyor. Yani bir yerde gazeteci olarak çalışırsa muhabir olarak hani bir muhabirin çalıştığı standartlarda çalışmaya özen Yani gösteren haber birisi üretmeye mesela. çalışıyor, dosyalar Tabii çıkarmaya. ki yani. Şimdi Tabii ki bunu şey sahaya için söylüyorum. çıkacak yani. Şunu Telefonla söylüyorum. oturup buyurun. O meşhur olduğu için diyelim onun yazdıklarına karşı böyle bir tasarruf olmuyor ama geri kalan muhabirlerin aşağı yukarı ne ürettiklerini veya gönderdikleri şeyin şu son şeklini editoryal kesim yani gazetedeki editörler mi şekillendiriyor, belirliyor yani? Tabii ki canım yani senin hiç yazmadığın bir şey hiç öyle demek istememişsindir haberinde ama karşıdaki o editör öyle anlamıştır veya öyle anlatmak istiyordur insana. Bu bütün gazetelerde böyledir bakın. Yani gazetelerde veya gazeteci yani saf gerçeklik aramayın. Gazetecilik haber bir gerçeğin belirli bir kişi işte gazete muhabirden tutun o gazetenin yöneticisinden patronuna kadar bir haber bu insanların hazırladığı bir kurgudan ibaret. Kurgudur, kurgu. Haber bir kurgudur yani. Bir kurgu, bir metin, bir hikaye oluşturursun. Sen bunu vicdanlı insansan, onurlu bir adamsan, bunu gerçeğe yakın, gerçeği tamamını yani bütün çapıyla bir gazeteye, habere sokamazsın. Sana ayrılmış yer belli. Sana 3.000 vuruşluk yer ayırıyor. Sen şimdi bütün gerçeğin hepsini orada şey yapamayabilirsin, koyamayabilirsin. Gerçeğin bir kısmını en azından veya büyük bir kısmını yani vicdanlı bir şekilde hani bunu aksettirebilirsin. Ama bu Türk medyasında yapılmıyor maalesef. Öyle bir şey yok yani. Şimdi örnek yani şöyle basit bir şey vereyim. Diyelim ki başsavcılık bir tane
açıklama yayınladı. Bir açıklama, bir sayfalık ya, 10 tane cümleden oluşan bir açıklama. Şimdi o açıklamayı gazetelerin yayın politikasına göre bütün gazetelerde girsin o. Girdiğinde hepsinde farklı bir şey okursunuz. Ama bir tane açıklama var ortada. 10 tane cümle var. Nasıl oluyor bu? İşte bu gazetenin yayın politikası, yayın kimliği, orada çalışanların ideolojik düşüncesi, ona bakışı. Tamam mı? Bunların hepsi etkiliyor ve ortaya başka bir gerçeklik çıkıyor. Peki bu adli muhabirlerin yani mesela bir olayı, bir haber, olayı haberleştirmesi aşağı yukarı böyle. Yani bütün hepsi böyle. Ben size öyle söyleyeyim. Sadece bu değil. Gazetecilik haber aşaması, ben bunu genel anlamda anlatmak istedim. Bir haberi ve bir muhabirin ve bir gazetenin haberi, işleyişi ve okuyucuya sunuşu hepsinde böyledir. Tamam, hiç fark etmez. Ben hani haberin sen hazırla. Ama adli yok. Evet. Sen hazırladıktan sonraki safhası biraz böyle diyelim, manipüle edilebiliyor veya editoryal bir tasarruf söz konusu. Muhabirin emeğine aynen saygı göstermek söz konusu değil. Veya yani mesela biz yabancı filmlerde hep şey izliyoruz. Genelde muhabire geri verirler. Şurayı düzelt, burayı düzelt derler. O var. Redaksiyon o değilse. Var ama, ama her zaman o sistemi işletemiyorsun. Yani şurayı düzelt, burayı düzelt derler veya arar sana sorar. Böyle mi demek istedin, şöyle mi demek istedin diye. Bu olur. Ama o konuyla ilgili gazete kendisi, gazetenin kendisi, yayın politikası ve yayın kimliği sana şunu da der. Bu şekilde yaz haberi. Veya ben bu şekilde görmek istiyorum haberi de. Anladım. Senin haberini girmez. Yani kendisi nasıl görmek istiyorsa o şekilde görmek ister. Anladım. Bazı konularda olduğu gibi senin görüşüne bırakır. Evet. Anladım. Şimdi ben buradan başka bir tarafa daha sormak istiyorum. Yani yine adli muhabirlik üzerinde duralım. Yani bu önemli bir şey. Evet. Belki bu süreçte ders alma açısından, yani sadece ders almadan kasıt geçmişte yaşananlardan değil de bugün dışarıdan izlediğimiz hadiselere bakıp da ders alma açısından. Şimdi mesleği itibariyle savcılıkla, polisle, hakimle, işte hakimle belki olmaz da savcıyla, polisle yakın oluyor. İlişki içerisinde. Hakimle de görüşebiliyorsun. Yani bulunan adli muhabirler belirli bir siyasi gündemin parçası haline gelme ihtimali yok mu? Yani mesela sen nasıl emin olacaksın polis seni çeşitli konularda işte toplumsal destek için kullanmıyor? Sana bazı şeyleri kasıtlı olarak sızdırarak şey yapmıyor. Yani bilgi kaynaklarıyla ilişkini nasıl düzenliyorsun mesela? Veya nasıl düzenlemek bilgi gerekiyor? Bilgi kaynaklarınla ilişkin. Şimdi biz bunları hem üniversitedeyken gördük, tartıştık. Hem de bunu meslekte yaşadık. Yani nasıl oluyor? Burada birçok arkadaşla bunu yani gazeteciler arasında da tartışılır bu yani. Şimdi size bir kişi bir evrak verecekse, bir şey verecekse bunun duyulmasını istiyordur değil mi? Veya sizinle görüşüyorsa size bir şey vermek istiyordur. Şimdi gazetecilik mesleğinde iki taraf karşılıklı olarak haber kaynağı diye geçelim. Hakim, savcı, polis veya diğerlerin hepsi gazeteci için bir haber kaynağıdır. Haber kaynağıyla senin aranda bir güven oluşması lazım. Onun sana güvenmesi lazım, senin ona güvenmen lazım. Bunun için de aranızda muhakkak ve muhakkak belirli bir sıcak temas olması lazım yani aranızda. Tamam mı yani? Bu olmazsa olmaz, sana güvenmez yani. Her gazeteci haber kaynağı, yani bu karşılıklı kullanmadır, tamam mı? Sen onu kullanırsın, o da seni kullanır. Yani bu çok normal bir şey bu meslekte. Dünyanın her yerinde böyledir. Karşılıklı olarak birbirinizi kullanırsınız. Siz menfaatleriniz uğruna. Onun menfaati nedir? Elinde bir gerçek vardır ve bu gerçeği duyurmak istiyordur belki. Sizi manipüle ediyorsa siz evrakları incelersiniz, buna bakarsınız. Ama sizin de gerçeği duyurmak gibi bir menfaatiniz var değil mi? Böyle bir şeyiniz var. Ve karşılıklı olarak birbirinizi kullanırsınız. Bu yapılırken kötü niyetli olabilir karşı taraf. Size yalan bilgi verip sizi kullanmak isteyebilir. O da senin vicdanına kalmış bir şey. Bu tamamen vicdan meselesi. Yani gazetecilik etiği, ahlak yani. İnsani ahlaklardır gazetecilik etiği dediğimiz şey. İnsani ahlaklı. Yalan söylemeyeceksin, insanları kandırmayacaksın. Dürüst olacaksın, doğru olacaksın. Bunlar yani gazeteciliğin kısa özeti bu. Ve burada şöyle bir problem çıkıyor. Yani asıl gazeteci için problem şu. Şimdi sen bir polis muhabirisin.
polis muhabiri, polis haberleri yapa yapa artık polis gibi düşünmeye başlıyor. Kendisini polis sanıyor. Sağlık muhabiri, sağlık haberleri yapıyor. Bunları sürekli yapınca doktorlarla oturuyor, eczacılarla oturuyor, işte sağlık odalarıyla oturuyor. Bu sefer kendini ne yapıyor? Ya eczacı sanıyor ya doktor sanıyor. Adliyedeki kendini savcı sanar. Ondan sonra işte ekonomiyle ilgilenen iş adamıyla takılıyordur. Kendisini iş adamı veya iş adamının ortağı sanır. Siyasetçi CHP'yi takip ediyordur mesela, politika muhabiri. CHP'yi takip ediyor. Sanki CHP'nin bir üyesi, CHP'nin bir parçası veya yani bu bir şeyi gibi görmeye başlar. Bu bir mesleki hastalıktır. Bu bütün muhabirlerde olur. Hepsinde olur. Bunun olmaması için yani farklı kaynaklardan beslenmek lazım veya sadece kafasını oraya gömüp gazetecinin bakmaması lazım. Yani bilinçli bir çaba mı göstermesi gerekiyor? Mesela CHP'yi takip eden bir adamın Buna dikkat etmesi lazım. Orada yani geliştirdiği iyi ilişkiler doğru. Sonrasında mesela şimdi AK Parti'yi takip eden bir sürü gazeteci daha sonra AK Parti'den milletvekili falan da oldu mesela, hani ilişkilerini. Bir de onlar çıkar yani. Gazeteci olmuş olabilir. Onun belli bir kendi bir planı, gündemi vardır. Belli bir çıkarı vardır. Ona hazırlanıyordur. Orada siyaset, politikacı olabilir yani. Gazetecilik hırslı bir meslek. Hırslı insanların yaptığı bir meslek. Zamanla sizin hırslarınız daha da çok kabarıyor. Daha da çok görünmek istiyorsunuz. Ülkeyi, yöneteni, sistemi çok yakından keşfediyorsunuz yani. Her şeye daha çok hakimsiniz. Bu sefer ne yapıyorsunuz? Aç. Daha da acıkıyorsunuz. Ve daha büyük şeyler yapmak istiyorsunuz. Daha büyük pay almak istiyorsunuz siz de. Artık hani bu şeye evriliyor. Bunlar gazeteci değil. Gazeteciliği kullanan. Bir dönem gazetecilik yapmış ve gazeteciliği kullanıp gazetecilik üzerinden farklı kendi menfaatlerini, bazı menfaatleri temin etmeye çalışan insanlar. Ama gerçekten gazeteci olan bir insan, işte biraz önce sizin dediğiniz gibi, gazeteci her şeyden etkilenir, insansın yani. Halkla yönetenler yani veya işte bir satıcıysa adam, iş adamıysa işte onunla işveren arasındasın. Yani her temasla, her grupla temas etmek zorundasın ve durduğun yeri iyi bileceksin. Yani bu tarafa kayarsan kendini patron gibi hissedersin, patronun çıkarlarını korumaya başlarsın. Öbür tarafa gidersen kendini halk gibi hissedersin ama onun da hakları, öbür patronun da hakları var. Yani burada ortada durmak zorundasın. Bu tamamen senin karakterinle alakalı bir şey. Karaktersiz bir insansan her türlü şeyi yaparsın. Kendini hakim de hissedersin, yalan haber de yaparsın. Tamam mı? Şimdi mesela bir geçen programda örnek verdiğimiz Kemal Gümüşler falan. Şimdi Kemal Gümüşler bugün bak kitap yazıyor, TRT'de program yapıyor. Ya bunlar, bu insanlar para için. Yarın bir gün başkasına küfredecek bu insanlar. Para kazanmak için, hayatta kalmak için. Bu tarz insanlar böyle. Bir de bakın en çok kızdığım nokta şu. Cemaat medyasına belgeler servis ediliyor. Olayı var ya. Sanki cemaat medyasında çalışan, bence artık insanlar böyle bir tabir kullandı. Hizmete yakın medyada çalışan gazeteci, o insanlar da gazeteci yani. Bu kişilerin sanki böyle gazeteci değil de ellerine belge tutuşturuluyor. Onlar da onu yazıyor. Onu veren de polis abileri, çete. İyi de kardeşim, kim yazarsa ona verir. Bakın bugün niye aynı şeyi Toygun Atilla için söylemiyorlar ve diğerleri için söylemiyorlar? Kemal Gümüş için, Abdurrahman Şimşek için. Ondan sonra sabahtaki o bazı aptal adamlar var. O aptal adamlar için niye söylemiyorlar? Veya Toygun Atilla. Toygun Atilla'ya örnek vereyim. Erdal Kılıç, Milliyet'te çalışıyor. Şimdi TRT'de AK Parti'ye küfreden bir gazeteci. Erdal Kılıç, Toygun Atilla ile TRT'de program yapıyor. AK Parti'nin değil mi? Çünkü sen yapıyordun, hazmedemiyordu onu. Şimdi kendisi yapıyor ama kendisi de hiç linç ediyor seni. O gün sana diyordu ki, sen bak o gün sana oradayken ben o insanları görüyordum yani. Sen yazıyorsun işte, sana veriyorlar diyor. Her zaman ilk daha olay oluyor, olur olmaz Toygun Atilla gibi insanları çağırıp evrakları veriyorlar. Niye, ona sızdırmış olmuyor mu? O gazeteci mi oluyor o zaman? Bazen gazeteci verirler, yazarsın. Ama senin yazdığın şey vicdanen doğru mu yanlış mı, ona bakmak lazım. Sana verir, sızdırır elindeki belgeyi veya propaganda yapıyordu. Sen iyi bir şeye mi alet oluyorsun, kötü bir şeye mi alet oluyorsun o an? Önemli olan budur. Tam da bu noktada mesela özellikle hani 17-25 Aralık süreci sonrası, hatta 15 Temmuz'da biraz daha doğrudan neredeyse eskiden hani polis muhabiri diye bir şey vardı belki, hani orada ne dönüp ne
ne olduğunu, ne konuşulduğunu bilen insanlar vardı. Şimdi neredeyse MIT muhabirleri gibi, yani içeride ne tarz işkenceler yapılıyor, kimler tutuklanıyor, kimler yurt dışından kaçırılacak filan gibi konuşulan yeni bir dinamik gelişti. Evet. Bunun gazetecilikle ilgili değerlendirmesi, yani mesela bir Cem Küçük nedir yani gazetecilik olarak nereye oturtuyorsun, nasıl dersler çıkarmak lazım bunlar, bu yeni yaşanan süreci dışarıdan bakınca ne görüyorsun yani bir gazeteci olarak? Yani Cem Küçük, şimdi ben bunları kulvar kulvar ayırıyorum. Sahada çalışan tetikçileri ayırıyorum. Sahada çalışmayıp masa başında çalışan tetikçileri. Bunlar gazetede çalışan, gazetelerde, gazete binalarında çalışan, gazetelere yazı yazan, bunlar vicdansız insanlar, tetikçi insanlar. Bunu haset ve kin böyle yani gayzla yapıyorlar. Ve kimisi de buradan pay almak için ya biraz da ben yiyeyim. Yani ben bunu yazarsam ne yaparım? Beni işte öne çıkartırlar. Ben de şurada bir program kazanırım. Burada bir program yaparım. Şurada işte şu iş takipçiliği yaparım. Şeklinde bu motivasyonla gazetecilik yapan insanlar. Şimdi biraz önce siz şeyi söylediniz. İşte polis muhabirleri vardı, şimdi MİT muhabirleri var. Polis muhabirleri yine var. Eskiden MİT muhabirleri yoktu. Yani güvenlik muhabiri diye bir muhabir vardı. Güvenlik muhabirleri jandarma ve diğer güvenlik birimleriyle ilgili kendi haber kaynaklarını oluşturur ve bunlardan haber sağlardı. Şimdi bunlardan haber sağlamak, etmek veya bu konuları yazmak suç değil. Bu bir gazetecilik meselesi. Önemli olan burada tarafsız yazmak ya da linç etmeden yazmak. Şimdi ben size söyleyeyim, bu adamlar tetikçi. Yaşanılan şeyleri, iddianameleri görüyorsunuz. Bizim yazdığımız iddianamelere bakalım, koyalım. Bir de bugünün tetikçileri, o gün siz niye yazıyorsunuz deyip bugün yazan tetikçiler, dünyadaki yani bunların hepsini koyalım ve dünyadaki gazetecilere bunları inceletelim. Bu insanlara vicdansızlar, bu insanlar onursuz insanlar. Yani iddianame demeye 1.000 şahit lazım. Şimdi o dönem iddianameler çıktığında okuduk, bu insanlar harıl harıl yazıyordu. Size basın odasında olan bir şey anlatayım. İşte adli muhabirleri yazıyor. İsmail Uçar diye bir savcı var işte. Şişman bir savcı böyle, tamam mı? Kendisi 1453 sayfalık iddianame yazmıştı. 25 Aralık soruşturmasını yapan hakim, pardon, polislerle ilgili. 1453 sayfa yazmış. Bir tane El Cezire muhabirini çağırıyor, diyor ki işte öyle bir iddianame yazıyorum ki diyor, şimdi diyor dillere destan olacak diyor. Ya Frodo'dan, Frodo, Yüzüklerin Efendisi'nden tutun, milattan önce, milattan sonra, Aristo'dan tutun, taş devrinden tutun, yontma taş devri, Sümerlerden tutun, antik Yunan'dan tutun. Yani aklınıza gelebilecek Birinci Dünya Savaşı, ondan sonra Maun Tarikatı, anladınız mı? İddianamede her şey var. Çöplük yani. Wikipedia yapmış adam bunu. Şimdi bu iddianameye sahip çıkıp yazıyor bir insanlar. Biz böyle iddianameler yazmadık yani. Benim o iddianameyi yazmaya yani elim varmaz veya diğer bir gazetecinin. Ama bakın size çok, orada birçok gazeteci de bunu yazmak istemedi. Mesela Habertürk'te çalışan gazeteciler diye, bu nasıl bir iddianame dedi. Bu iddianame değil. Ne yapacağız bunu dedi. Ama gazetesi onu yazmasını istiyor. Onu yazacaksın ve linç edeceksin onu. Çünkü Erdoğan tarafına geçmiş. Ve adam onu istemeye istemeye yazıyor. Bakın istemeye istemeye yazan insanlar var gazetecilikte şu an. İşini kaybetmemek için yazan insanlar var. Bir de daha fazla iş, daha fazla koltuk, mevki, makam, imkan elde etmek için yazan insanlar var. Bir de her kesimde, mesela yarın bir gün mağdur değişecek, mazlum değişecek. Bu sefer onu linç edecek. Adamın görevi mağdur, mazlum. O gün kim linç ediliyor? Onu linç etmek ve buradan kazanç elde etmek. Adam böyle ayakta kalıyor, tetikçi. Bugün Erdoğan'ın etrafında olan insanlar ve bu havuz medyasının etrafında olan insanlar. Bunlar böyle insanlar. Ya bu böyle devam ediyor yani. Anladım. Peki yani nihayetinde batılı standartlarda bir gazetecilik son 2 dakikada Öyle. belki. Şimdi batılı standartlarda, ben demek istediğini anladım. Türkiye'de batılı standartlarda bir gazetecilik olmaz. Türkiye'de yani şöyle bir şey, bizim kafamızda bir gazetecilik algısı var. O ne biliyor musun? Gazeteci tarafsız olmalı. Şu, gazeteci tarafsız olmalı diye bir şey yok. Dünyada böyle bir meslek yok. Yani gazeteci bir taraf olur. Senin o taraf, işte gerçekten taraf olursun. Tamam mı? Veya bir doğrudan taraf olursun ve o tarafı desteklersin. Yani böyle bir tarafsız, yani bir gazete yok. Öyle bir şey yok yani. Ama
Vicdanlı, yani vicdanlı olmalısın, adil olmalısın yani. Çok basit, insani değerlere sahip gazetecilik yapmalısın. Yani bir de şöyle bir şey var, insanlar kendinden olmayan insanları görmüyor. Nasıl tarafsız diyebiliriz? Hangi, kim tarafsız? Şu an bakar mısınız? Ben en demokratım diyen, en insan haklarına en çok sahip çıkıyorum diyen insanların hangisi tarafsız? Hangisi mağduriyetleri doğru dürüst haber yapmış? Yani hangisi demokrat, bir de o var. Yani mesela şimdi birçok özellikle hizmete yakın medyada çalışan, kapanan, mağdur olan, yurt dışına kaçan veya hapiste olan 100 küsür insan hapiste zaten. Birçok insanı genelde bir yurt dışındaki insanlar bir görmemezlikten geliyor belki hak mücadelecileri. Ama Türkiye'de de öyle. Yani mesela haberleri yapılırken işte bir Hidayet Karaca'nın bir medyacı olarak haberi yapılmıyor. Anlatabiliyor muyum? Bir gazeteci olarak haberi yapılmıyor. Pek çok gazeteciden gazeteciymiş gibi bahsedilmiyor. Bunu neye bağlıyorsun sen? Ben bunu neye bağlıyorum biliyor musunuz? Şimdi bunu hizmetin medyası olmalı mı olmamalı mı diye tartışıyor ya insanlar. Sen de tartışıyorsun gördüğüm kadarıyla. Bunu ayrı bir konu başlığı olarak düşünüyorum ama. Yani mesela bu ikiye bunu, bölme meselesini sadece bir şey yapsak bu programda. Yani insanların mesela sadece hizmet medyasında çalıştığı için muhabirlere, gazetecilere işte gazeteciymiş gibi muamele etmemeleri, onları saymamaları, değerlendirirken onların hak mücadelesini gazetecilerin özgürlüğü bağlamında değerlendirmemeli. Yani bu konu bu. Bu iki yüzlülük meselesi yani. Bu neden yani oluyor? Ben şunu söyleyeyim. Bu hizmet medyasının yani daha doğrusu herkesin kendi bir mahallesi var. Aslında bundan dolayı oluyor. Sadece bu değil ki yani. Yoldan geçerken bir insanın elini tutup çekecekseniz insanın kimliğine bakıyorsunuz. Yani insanın kimliğine bakıyorsunuz yani. Bir adamı işe alacaksanız kimliğine bakıyorsunuz. Irkına, milletine, dinine bakıyorsunuz. Bu Türk milletinin, yani Türk milletinin dedim, Türkiye'de yaşayan insanların, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Alevisi, Sünnisi, Ermenisi. Bak Ermeni, Türkiye'de yaşayan Ermeniler de. Bunların kendi kötü bir ahlakı. Bu böyle yani. Bugün hizmet medyasına neden şey yapmıyorlar? Bir, hizmet medyasında sahip çıkmamalarının nedeni kendilerinin de damgalanacağı korkusu. Çünkü bugün solcu olduğun için içeri atılmıyorsun ki. Cemaate yakın olduğun için içeri atıyorsun. Yani bunu gerekçe gösterip içeri atıyorlar. Yarın bir gün sana şey diyebilirler yani. Sen bu insanların hakkını savunursan işte sana da cemaatçi, bu da cemaatçiydi falan deyip insanlar söylediklerin insanları rahatsız ediyorsa eğer, iktidarı rahatsız ediyorsa o zaman seni de hemen o kefenin içerisine koyup cemaatçi ilan edebilirler. Bir bundan kaynaklı, bir de adam dindar insan sevmiyordur yani. Dindar insanları savunmak istemiyordur. Böyle bir şey vardır. Bir sürü insan var burada. Adam cemaatten bir kişiden nefret etmiştir. Bütün cemaatten nefret eder. Böyle ahlaka sahip bir insan. Bizim insan hakları dediğimiz şey Türkiye'de bu yani. Burada sence şey yok mu hiç? Yani işte bu bahsettiğimiz Ergenekon balyoz davasında yapılan haberciliğin bir etkisi yok mu sence? Yani bence yok. Bence yok. Belki bir şey yanlış yaptığını bence o yüzden yok. Bu kadar bence, insanlar yok. Bence yok. Ediyor. Hayır. Bence yok. Neden biliyor musun? Balyoz ve Ergenekon davasından önce geçelim o tarihi 2006'dan 2012'ye kadarki tarihi silelim. Yaşamamış sayalım. Ondan önce kaç tane cemaatin hakkını savunmuş insanlar? Farklı bir cemaatte de diyelim mesela Bediüzzaman Said Nursi'nin cemaati. Ya hangisinin hakkını savunmuş ya? Oradaki insanların, düşünürlerin, o düşünürlerin haklarını savunmuş mu diğer farklı mahalledeki insanlar? Olmuş mu böyle bir şey? Yok, olmamış. Cemaatten hangi insan 1990'larda, 2000'lerde mağdur olmuş da hangi gazete, Milliyet Gazetesi'ndeki hangi yazar hakkını savunmuş? Veya Hürriyet Gazetesi'nden hangi yazar, hangi gazeteci gitmiş de onun sıkıntılarına, mağduriyetine mikrofon tutmuş? Veya Bir Gün Gazetesi diyelim, Evrensel, Cumhuriyet Gazetesi diyelim. Hangisi yapmış bunu? Hiçbiri yapmaz. Hiçbiri yapmaz. İşte benim anlatmak istediğim, benim katılmadığım nokta şu. Hizmetin medyası olmalı mı? Hocam herkesin medyası olabilir. Anladım. Şimdi o mevzunun kapağını şimdi açmak istemiyorum çünkü o bir ayrı bir uzun mesele. Bir sonraki program konumuz o. Yani bu söylediklerine tamam diyorum. Yani kimse dindar insanlar, böyle bir bölünmüşlük var Türkiye'de. Sadece beyaz dindar Türkler, değil. Siyah Türkler, Kürtlere de
Aynısı. Kürtlere yani, de öbürü yani, ikinci benden olmayan ama, hiç kimsenin hakkını savunmam. Ama burada hiç şey böyle yok mu mesela? Var. Yani adam da dönüyor diyor ki öyle diyorsun ama işte sen neydi o hapishanede kanserden vefat eden bir Ergenekon'un Kudüs Okur. Kudüs Okur. Veya işte filancanın hakkını savundun mu diyor. Yani işte bunu yapmadığın için hak etmiyorsun diyor. Yani buna ne diyeceksin? Yani biz kim işte, hakkını Türkan savun? Saylan... Şimdi bakın ben şimdi öbür Türkan Saylan der. Ben şunu söylüyorum işte. Bu Türkiye'de bakın genel bir problem diyorum size. Kimse kendinden olmayanın hakkını savunmuyor Türkiye'de. Bu geleneği sanki cemaat mi getirmiş? Onu demek istiyorum ben. Yani bu geleneği cemaat mi getirmiş? Ya bunu diyen insan zaten kendinden başka kimseyi savunmuyor ki. Sen bana bunu nasıl diyebilirsin önce? Senin bana bunu demen için senin toplumdaki mağdur olan herkesin hakkını savunan bir insan profilinde olman lazım. Ahmet Altan böyle bir insan. Evet. Ahmet Altan herkese söyleyebilir. Ahmet Altan herkese söyleyebilir. Ama öyle insan böyle bir elim yani parmağını geçmez. Yok öyle bir insan. Öyle olmadığı halde şimdi Ahmet Hakan gibiler mesela işte veya onun gibi tipler yazıyor. Ya sen kimi savundun yani? Kaç kişi, kaç kendin olmayan veya kendi menfaatinden olmayan veya patronunun menfaatini gözetmeden kimi savundun yani? Şimdi bak bu Türkiye'de bu bir ahlaki yapı. Yani ahlaki yapı yani bu insanları yani sanki hiç böyle bir şey yoktu. Herkes herkesi savunuyordu. Herkes böyle insan hakları temsilcisi konumunda insanın ırkına, diline, dinine, ideolojisine, görüşüne, inancına bakmıyordu. Cemaat geldi. Ondan sonra böyle bir şey yaptı. İnsanları ayırmaya başladı. Ondan dolayı da bak sen yapmadığın için filanca kişiye sahip çıkmadığın için biz de seni savunmuyoruz. Sen zaten önceden de savunmuyordun ki. Sen zaten önceden kendinden olmayan kimseyi savunmuyordun. Sadece o kendi vicdanını ve etraftaki insanları kandırabilmek için bunu sesli bir şekilde bana söylüyor. Ben onu yemem yani. Şimdi ama bak ben size şunu söyleyeyim. Bak şunu da söyleyeyim. Gazeteleri analiz edelim. Farklı grupların hak arama mücadelesinde veya mağduriyetlerinde farklı grupların en çok renkli kesim barındıran cemaattir. Ben hizmet medyası neden olmalı orada anlatacağım bunu. Tamam. Şimdi ben bir soru daha soracağım. Yani bu da benim yani senin durumuna bakarak şey yaptığım bir mesele. Peki yani kimse kimsenin derdini savunmuyor. Yine kendi derdini kendine savunmak yani kendinden insanlar bulmak gerekiyor ama peki mesela cemaat içerisinde pek çok insanın mesela sallıyorum Hayko Bağdat örnek veriyorum sallamıyorum örnek evet. veriyorum. Bir Hayko Bağdat mesela cemaatle ilgili müsbet bir şey söylediği zaman Erkam Tufan'ın Aytan programında diyelim. İnsanlar çok hoşuna gidiyor diyelim. Anlatabiliyor muyum? Yani hani el sonra bir başkası mesela yıllarca çaba gösterdiği halde belki el üstünde tutulmuyor veya görmezden gelinebiliyor. Bu neden? Bu bir eziklik psikolojisi midir? Nedir? Yani işte yoksa insanlar bu tarz hani başka mahallelerin dertlerine sahip çıkan kişiliklere ve karakterlere aç olduğu için mi böyle bir şey var? Neden özellikle mesela hani işte özellikle ben hani hizmet hareketine mensup insanlarda görüyorum. Yani birisinde grup dışından bir destek geldiği zaman o çok daha kıymetli oluyor. Bence bu hatalı. Yani hastalıklı bir şey bu yani. Hastalıklı bir şey kesinlikle. Ve bunu nasıl atacak canım? Ve ben buna her zaman karşıyım. Ya bak mağduriyetler konusunda da öyle yani. Şimdi şöyle söyleyeyim. Hiçbir zaman medya, cemaat yani hizmet medyasını konuşuyorsak hizmet medyasında kaç tane gazeteci yetişmiş? Kaç ne kadardır hizmetin yayın organları var? Kaç gazeteci yetişmiş? 25 yıldır yüzlerce yani, var yani gazeteci. Yani derdeler hani kimse niye onları dinlemiyor? Hiç kimse bilmiyor bile yani çoğunu. Birkaç taneleri var ekranda fırfır dönen, uzun zamandır fırfır dönen. Her zaman kendisi böyle çıkmak isteyen tipler var. Tamam mı? Onların dışında doğru dürüst insanlar kimseyi bilmiyordu yani. Bakın solcular bunu iyi yapıyor. Hizmet medyası bunu yapmıyor. Hizmet medyası yapmadığı için taban da aynı. Taban. Yani hizmet de insanlarda şöyle bir hastalıklı bakış açısı diyeceğim ben buna.
kendinden olanı tutmuyor. Bakın dünyada kimse böyle değil. Dünyada herkes kendinden olanı tutar. Neden biliyor musunuz? Çünkü seni anlayacak insan, seni anlayacak insan odur. Öbürü seni anlamaz. Öbürü bak, ben Zaman Gazetesi, ondan sonra Bugün Gazetesi ve diğer gazeteler ve televizyonlarda birçok insana, dışarıdan gelen insanlara, iyi paralara, program iyi paralarla program yaptırdılar, istihdam ettiler. Senin bir projen olduğunda sana bütün kapıları kapatıyor. Seni tanınır olmanı veya senin fikirlerini önemsemiyor. Şimdi ne oldu? Bugün yine ama mağdur olduğunda o para verdikleri, program yaptırdıkları, imkan yani sağladıkları insanların hepsi bıraktı. Hepsi. Onun yerine adam bazıları yetiştirmek mi lazım? Etmiyor. Daha çok insana mı? Hocam belki kendinden imkanı olan bir arada olmak lazım. Bir arada takım olmak lazım. Solculardan diyelim mesela bir gruptan birisi bir şey olduğu zaman, bir eser ürettiği zaman birbirlerinin eserlerini okuyorlar, anlıyorlar ve insanlara kendi tabanlarını aktarıyorlar. Bizde öyle bir şey mi? Ben sadece kendim yaşadığım için bunları gördüm. Başkası yaşasa belki anlamazdım yani. Hani bunu da şimdi kendimden yola çıkarak yapıyorum. Bu herkese böyleydi. Mesela Önder Deligöz bir roman yazdı Amerika'dayken. Kimse tutup da bir ucundan tutup da sahiplenmedi. Bir dakika, Önder Deligöz bir roman mı yazdı? Evet, İngilizce roman yazdı. Ha. Kimse sahiplenmedi. Böyle de bir arkadaş roman yazmış. Ben iki tane kitap yazdım, götürdüm bedava kitapları. Gazetedeki yöneticilere verdim. Kimse kitapları okumadı bile. Yoğun okumadı yani bile. Veya çok yani iyi bildikleri mevzular da olabilir. Şimdi yani Önder Deligöz ve İngilizce yazan, İngilizce kitap yazan birisi var da bizim haberimiz yok. Vay. Bunu not alıyorum. İngilizce ben roman yazdı. Bunu kimse onun maalesef yani böyle bir kitap yazmış da destekleyelim demedi. Yani şimdi cemaatte böyle bir şey var. Bakın sen desen ki ben röportaj yapayım, bana böyle bir imkan ver, ben çalışacağım, yani potansiyelim de var desen, sana bu imkanı vermiyor. Vermedi. Burada hesap sorulacaksa önce bu noktada yöneticilere neden böyle bir şey yapıldığı sorulsun. İkincisi yani cemaatin, hizmet hareketinin tabanında neden böyle bir şey var anlamıyorum yani baştan aşağı. Ya beni birisinin, yabancı birisinin takdir etmesi değil ki, seni, senden menfaat elde etmek için sana onları yapıyor. Ondan sonra yerini alıyor. Senden işi bittiği zaman, seninle işi bittiği zaman gidiyor. Ben birçok insan hakları savunucusu olarak yazmak isteyen, yazan insan biliyorum. Cemaate yakın, hizmete yakın medyada. Hele o Zaman Gazetesi kapandı, bölündü ya, Yarına Bakış falan, farklı gazeteler çıktı. Bir sürü insan vardı. Bir tane tweet atmıyorlar mağdurlar için, biliyor musun? Bir tane, kendilerini kadın hakları savunucusu diye tarif ediyorlar. Kadın hakları savunucu. Kadın, kadın aşağı, kadın yukarı. Hocam 20 bin, 30 bin tane kadın, yani daha da fazla, bebekleriyle bir sürü insan acı çekiyor. Bir tane haber yapmıyorlar. Kendi blogları var. Bir tane yazı yazmıyorlar. Ama yarın bir gün yine bunlar bir şey dediği zaman yine cemaatteki arkadaşlar bunları alkışlayacaklar. Tamam mı? Bu böyledir hocam. Yani bu grupta böyle yani. Bunu insanları bilmiyorum da değiştiremezsin de, çok da şey değil. Aslında benim çok da umurumda değil yani. Ya ben bak İsmail hocam, bunları senin samimiyetinden dolayı yapıyorum ve insanların masum olduğu için yani bunu yapmak istedim. Yoksa benim de kendi bir hayatım var. Bana ne derim yani? Ben de gelmişim bir ülkeye, giderim hayat kurarım, giderim evlenirim, hayat kurarım yani. Bana ne derim? Ama insanlar bunu bile anlamıyor. Yani buna rağmen insanlar sana destek vermiyor yani. Böyle bir kırgınlığın var mı yani şu an? Ya tabii canım, ben yani ben bunu sırf vicdanımdan dolayı, yani insanların böyle boş vermişliği, umursamazlığının karşısında bir de benim vicdanım var, tamam mı, karşıda? Hmm. Ama benim vicdanım hep üstün çıkıyor yani. Susma diyor yani. Anlıyor musun? Anladım. Bir de kendime dair, benim kendim Allah'la aramda özel bir şey var. Ve ben susmak istemiyorum yani. Anladım. Ya İnşallah. Elimden geldiğince bir şey yapmak istiyorum. İnşallah. Daha çok bir şey yapılabilir ama bakın bunlar profesyonelce yapılması lazım. Tabii. Keşke hizmet medyası olsaydı, ben bunların bir kısmını orada anlatacaktım ama bir türlü konuya
Konuya Yani o gireceğiz. hizmetin medyası olmalı mı? Bugünkü programın sonuna gelmiş olduk. Yine 39 dakika oldu. Bir sonraki programda da spesifik olarak özellikle Savaş Genç Bey'in başlattığı hizmet medyası olmalı mı, olmamalı mı konusuna değineceğiz. Ona da geniş yer ayırmak istiyorum. O yüzden bunu burada kesiyorum. Yayına katıldığınız için teşekkür ederim Kamil Bey. Rica ederim. Tekrar B'ye döndük bir şeyden. Bugün Ergenekon ve Balyoz davasında özellikle adliye muhabirlerinin gözünden yazılan haberleri yazarken kaynaklarla ilişkiler ve bunun editoryalden geçerken aldığı şekil veya yansıması, bununla ilgili bugün yaşanan şeyden nasıl ders alınabilir, neler değerlendirilebilir diye konuştuk. Bir dahaki programda yine Kamil Maman'la hizmet medyası olmalı mı, olmamalı mı? O ne düşünüyor, onu konuşacağız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yayınla ilgili katılmak istediğiniz yorum ve sorularınız varsa lütfen videonun altına yazın. Ayrıca destek olmak isterseniz hem benim hem Kamil Maman'ın Patreon hesaplarını linkte göreceksiniz. Bu yayınlara bu şekilde destek olabilirsiniz. Tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.